Atalarımızın da dediği gibi bu dünyadaki en büyük zenginlik sağlıktır ve hayatımızın her anında bu sözün doğruluğuna tanık olabiliriz. Sağlığımızın bozulması, moralimizin ve motivasyonumuzun da bozulmasına yol açar ve bunlar da depresyona girmemize sebep olur. Ailemizden birisi hastalandığında bu durumu kabullenmemiz pek kolay olmaz. Böyle bir durumda karşılaşmayı hiç ama hiç istemeyiz. Ama ne yazık ki Londra'da yaşayan Bobby ve 18 aylık Bella adlarındaki iki çocuğa sahip olan Francesca ve Lee Moore Williams çifti böyle bir durumla karşılaştı. Bu ailenin hayatı tıpkı bir peri masalı gibiydi ama bir gün hiç beklenmedik bir anda bu ailenin hayatı alt üst oldu. Bella bir anda çok hastalanmıştı ve yapılan birkaç testin ardından minik kızın solunum cihazına bağlanmasına karar verilmişti. Doktorlar aileyi en kötü ihtimale hazırlıyorlardı ama tam tüm ümitler kesilmişken Bella inanılmaz bir şey yaptı. Bir tatil vakti Bella çok fena hastalanmıştı ve bol miktarda saç kaybetmeye başlamıştı. Bella'nın ailesi minik kızlarına ne olduğunu bilmedikleri için çok endişeliydi. Kızlarının durumunun ciddi olduğunu anladıktan sonra ailesi minik kızı hemen Londra'daki bir hastaneye götürdü. Doktorlar Bella'yı muayene ettikten sonra kızın astım hastası olduğunu düşündüler ve kıza bir astım spreyi verdiler. Ailenin İspanya tatilinde her şey yolunda gibiydi ama tatil sırasında Bella'nın sağlığı yine kötüleşti. Bunun üzerine tatili erken bitirip yeniden İngiltere'ye dönüp hastaneye gittiler. Doktorlar birkaç test yaptı ve test sonuçları karşısında herkes şok oldu. Doktorlar Bella'da mitokondriyel hastalık olduğunu fark etti. Hücrelerimizde mitokondri adını verdiğimiz ve enerji ihtiyacımızın %90'ını karşılayan bir organel bulunur ve mitokondriler işlerini düzgün yapamayınca vücuttaki organlar birer birer iflas eder. Bu da insanların hastalanmasına hatta ölmesine bile yol açabilir. Vücudumuzdaki kalp, beyin ve kaslarımız oldukça fazla enerji tüketir ve mitokondrilerin işlerini yapamamasından da en çok bu üç kısım etkilenir. Mitokondriyel hastalığın teşhisini koymak, bu hastalık herkeste farklı belirtiler gösterdiğinden ötürü oldukça zordur ve ne yazık ki bu hastalığın belli bir tedavisi mevcut değil. Bella'nın durumu oldukça kritik olduğu için minik kızın bir solunum cihazına bağlanmasına karar verildi. Bella yaşayabilmek için makinelere muhtaçtı. Sağlık çalışanları Bella'nın ailesini en kötü ihtimale hazırlıyorlardı. Birkaç kez Bella'yı solunum cihazından çıkarmayı denediler. Ama zavallı kız kendi başına nefes alamıyordu. 21 Haziran günü doktorlar aileden kızlarına son vedalarını etmelerini istedi. Bella'nın ailesi ve tüm arkadaşları o gün hastanede toplandı. Bella 5 yaşındaki abisi Bobby ile son bir fotoğraf çekildi ve ardından onunla vedalaştı. Francesca ve Lee duygularına hakim olamıyordu. Kızlarının elini son defa tuttuktan sonra gözyaşları içinde odadan ayrıldılar. Ama makinenin fişi çekildikten tam 30 dakika sonra bir mucize gerçekleşti. Bella öldü sanılırken hayata geri dönmüştü. Enerjisi yerindeydi ve kıpır kıpırdı. Bella hayatta kalmak için tüm gücüyle savaşmış ve bu savaşın galibi olmuştu. Bella'nın kanındaki oksijen değerleri normale dönüyordu. Herkes şok olmuştu. Herkes Bella'dan ümidi kesmişti ama o herkesi şaşırtıp hayata dört elle tutunmuştu. Bella birkaç hafta dinlendikten sonra iyileşmeye başladı ve 5 ayın ardından sağlığına neredeyse tamamen kavuşmuştu. Saçı yeniden uzamaya başlamıştı. Yeniden gülüyor ve koşuyordu. Kimse Bella'nın yaşayacağını düşünmüyordu. Ama bugün Bella oldukça sağlıklı ve neşeli. Bella, dünyamızda mucizelerin olduğunun bir kanıtı. Hayat bizim için kavrayamadığımız büyük bir gizemdir. Bu hayatımızın değerini bilmeli ve her anımızı dolu dolu geçirmeye çalışmalıyız. Sürekli çevrenize bir bakın, durun ve hayat denen mucizeyi bir düşünün. Her tarafınız hayat dolu ve emin olun ki hayatınızın tek bir anını bile boşa harcamak istemezsiniz.